İçimizden gelen programına hoş geldiniz hepiniz. Haftanın son gününden merhaba diyoruz efendim. Sevgili şefim günaydın, merhabalar. Benden de iyi hoca olur ha. Neden? Talimatlar falan. Evet, bugün talimatları aldım ve karşınıza biraz bekleyerek çıktım. Dedi ki hemen acele acele girme dedi. Müziğin üstüne hem yapımcım hem yönetmenim hem şefim. Estağfurullah. Sevgili gerçekten. Yapımcımız Yeşim duymasın kızar bize. Yok yok, biliyorsun zaten var. Biraz asabi bir kişilik. Yok tam tersi. Çok evet. Cool, çok rahat, çok böyle bizlere böyle pozitif bir şekilde geliyor. Buradan da sevgili Yeşim ve Funda'ya, sevgili yönetmenimize, yapımcımıza sevgiler. Efendim haftanın sonuna geldik. Yoğun bir hafta geçirdik. Çok güzel geçti. Bana çok hızlı geçti geliyor. Bu haftayı biraz telaşlar vardı. Okullar açıldı. Trafikler, yollar derken programlar da hızlı hızlı geçti. Nasıl geçti bilemedik. Nasıl geçti habersiz? O güzelim yıllarım. diye böyle gideceğiz. Böyle devam edelim. Bugün hiç de yemek yapasım yok. Gece zaten uykusuz kaldım. Biraz bugün yorgunum. Yunus Emre inanılmaz bir enerjide, pozitif şeklinde. Uykusuz zaten hep geldiğim böyle, günler böyle oluyor. Uykusuz aslında. Hep uykusuz gel o zaman. İşte kuliste efendim bizlerle uğraştı, kuaförde hepimizle uğraştı, ya. Hepimize ısmarladı çaylar, kahveler, gelenler, hayır, gidenler, işte, şarkılar, türküler. Sabah kulise geldim, hiç ses çıkmıyor şeyde, kulisin olduğu koridordan. Şöyle yürüyorum tahtalardan, kendi ayaklarımın sesini duymaya başladım. Bir ürktüm acaba dedim, hiç kimsem yok, bir giriyorum işte. Pantopo var, ha, ne bileyim, opera, hayalet geldi. Hayalet gibi bir şey, sonra bir girdim dedim ya ne yapıyorsunuz insan, bir ses çıkartır içeride. Mutfaktaki hayalet şef, evet. Senin adın bundan sonra öyle olsun. Ve derken kendimi stüdyoda buldum. Ve, malum iki yemek yapacağım bugün ama nasıl yapacağım? Evet, bugün neler yapacağız ama bugün çok güzel bir konumuz var. Daha önce de dün de bahsetmiştik. Yemek fotoğrafçısı sevgili Mehmet Ateş bizlerle birlikte olacak. Hani hep soruyorsunuz ya bu fotoğrafları çekerken nelere dikkat ediyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Özellikle de Yunus Emre'ye çok soruyorsunuz, takip ediyorum. Haliyle güzel fotoğraf paylaşıyorlar. Efendim özellikle sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta görsel şölen yaşatan bu değerli fotoğrafçı, yemek fotoğrafçımız Mehmet Ateş'le bugün bilmediğimiz bütün sırları öğreneceğiz. Ama öncelikle yemeklerimizden bahsedelim. Bugün ne yapacağız? Kıymalı bir kereviz çorbası yapacağız. Bir de çılbır yapacağız ama çılbır bildiğimiz yumurtayla yapılan bir çılbır değil. Farklı bir kemaliye yemeği olacak. İki dün tane birbirinden lezzetli. Evet. Yemeğimiz olacak. Ama dediğimiz gibi bugün konumuz Mehmet Ateş. Ondan gerçekten yemek fotoğrafçılığı ile ilgili önemli teknikler öğreneceğiz. Biliyorsunuz son yıllarda sosyal medyada, işte normal hayatımızda yemek fotoğrafı çekmek, yemekle ilgili fotoğraflar paylaşmak bizim için artık vazgeçilmez oldu. Kimileri kızıyor, biraz eleştiriyor ama malum biz de bu işlerden ekmek yiyoruz. Bizim işimiz de bu. Bunları paylaşmak ve yaymak zorundayız. Bakalım nasıl sırlar verecek? Evet, Mehmet Ateş, müdahale var mı? Evet, öğreneceğiz. Mutlaka. Gerçi Mehmet Ateş hatırlıyorsan Urla'da da bir evet, ufak bir röportaj yapmıştık. Beraber. Orada anlatmıştı. Şimdi gelip burada stüdyoda canlı canlı bize ve konuklarımıza aklımıza takılan her şeyi sormamızı... Peki konuklarımıza soracaksa konuklarımız bize ulaşmaları için hemen sosyal medya evet. Adreslerini verelim şefim. Facebook'ta içimizden gelen sayfasına yazabilirsiniz. Ayrıca bugün sizin de çekmiş olduğunuz fotoğrafları bizle paylaşın. Burada ustaları ağırlıyoruz. Bakalım fotoğraflarınıza ne gibi yorumlar yapacaklar. Yapmış olduğunuz, çekmiş olduğunuz daha önceki veya şu anda yapacağınız çekimleri bizlerle paylaşırsanız üzerine konuşabiliriz. Facebook'ta içimizden gelen sayfasına yazıyorsunuz. Twitter'da Türk Max Gourmet adresinden bizleri takip ediyorsunuz. Ve yine... Instagram adreslerimiz Hacer Özil, Yunus Emre Akkor sayfalarına da anlık paylaşım, soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Bizden önceki ve sonraki kaçırdığınız tüm tariflere de turkmaxgourmet.com adresinden ulaşabilirsiniz efendim. Ben şimdi öncelikle konuğumuzu davet etmek istiyorum şefim. Evet. Sevgili Mehmet Ateş, buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Uzaklardan geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Ama önce Mehmet Bey, hoş geldiniz dedik. Sohbetimizi devam edeceğiz. Şefimizden bir malzeme listelerini alalım. Sonra da programımıza, sohbetlerimize devam edelim. Valla bugün malzeme listesini sen say, yemekleri de sen yap. Sohbeti ben yapacağım. Sohbeti diyorsun. Ben yapayım bugün ya, valla. Evet, olabilir. Sayayım istiyorsan. Kıymalı kereviz çorbası için 250 gram kıymamız var. 1 adet kereviz, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı süt, 4 bardak su kullanacağım. İster tavuk suyu, ister et suyu, nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. Karabiber ve tuzla baharatlarımı oluşturacak. Diğer tarafta çılbır için 1 su bardağı yeşil mercimek, 1 çay bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet kuru soğan, 200 gram kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, pul biber ve tuz kullanacağız.
Öncelikle ben bugün çorbadan başlayacağım. Devamında da güzelce çılbırı yapacağım ama ondan önce biz yukarıda stüdyoda şeyde kulislerde Mehmet'le bir çay içtik. O da bana çok güzel bir hediye getirmiş gerçekten vallahi. Onu göstermek istiyorum şöyle. Göstermek. Çok heyecanlandım. Mehmet sen anlatır mısın abi kaç yaşında bir makine bu? Bayağı yaşlı bir makine. Bana hediye getirdin değil mi? Bunu yanlış anlamadım. Tabii, tabii. Ha, tamam. Bilmiyorum değilse de zaten şu anda öyle oldu ama çok çok bu benim koleksiyonumdan bir makine. İsterseniz ben onu göstereyim daha mı? Ben kırmadan Mehmet sen şimdi şuradan basıyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz. Aa, akordeon. Hatta içinde. Üzerinde bir tane de böyle vizörü var. Buradan bakıyorsunuz. Bu biraz büyük bir film kullanıyor. 6-7 pardon. 120'lik filmlerden kullanıyor. Oo. Böyle kocaman filmler kullanıyor. Bayağı bir makineymiş. Bayağı kıymetli. Bir makine ve bu bayağı da eski bir makine. Eski 1960'lardan bir makine. Koleksiyonda nasıl parçalar var? Kaç parça var? Yani bir 15-20 parça var. Bak hani çok değerli. Çok öyle. Yani bu hediyenin kıymeti bir, sevgili şefim. Çok şöyle da geniş alır bir... Mısınız? Çok da geniş bir koleksiyon değil. Zeynep merhaba. Gelin fotoğrafını çekeyim burada. Evet, gerçekten içerisinde 120 karelik film mi konuyor dediniz? Yok 120 karelik film değil sadece hani formatı, o biraz yani 6 santim genişliğinde bir film. Şöyle koyacağım buraya. Yani büyük fotoğraflar çekiyorsunuz. Hmm. Ondan sonra onları basıyorsunuz, ediyorsunuz falan. Hala işlevselleri var mı Mehmet Bey? Bu çalışıyor. Çalışıyor. Gayet çalışıyor. Koleksiyonda böyle hani yakaladığınız ya çalışıyor mu diye hepsini deniyorsunuz değil mi? Evet. O eski o banyolar yapılan fotoğraf. O devam eden böyle bir gelenek olacak mı? Yani benim en çok merak ettiğim şey bu. Hani çok dijitale gittik ama yani, o da devam edecek mi sizce? İşte yani devam edecek mi tabii ki. Yani işlevsel olarak devam değil, etmeyecek yani. Ama yani mesela şu anda şey baskılar var, nedir onun adı? Hani taş baskılar yapılıyor vesaire, yani ona benzer şeyler yapılıyor. Onlar da 1800'lerden kalan şeyler, hala yapılıyorlar. Çünkü hani bir artık sanat olarak görülüyor, artık evet. Ona benzer şeyler yapılıyor. Bu da tabii bir sanat olarak muhtemelen şey kimyasal fotoğraf hayatını sürdürecektir ama... Nereye kadar sürdürür? Ama bir ara mesela film üretimini bayağı bir durdurmuşlardı. Sonradan yeniden başlattılar. Hı hı. Çünkü bir talep oluşmaya başladı. O da biraz artık. Hobi ve bir anlamda da o şeyi geleneği sürdürmek adına. Peki böyle birden soruyu sorduk ama öncelikle biraz sizi tanıyalım. Nasıl başladınız? bizler biraz tanıyoruz ama izleyicilerimiz için sizi biraz tanıyalım. Yemek fotoğrafçılığına nasıl başladınız? Hikayenizi bir dinleyelim. Yani ben durup dururken tabii yemek fotoğrafçılığına başlamadım. Evet, hani, daha önce neler yapıyordunuz? Bayağı bir zamandır fotoğrafla uğraşıyorum. 17-18 sene oldu neredeyse fotoğrafa başlayalı. Ama çok uzun olmuş. Olmuş, ben de hayret ediyorum. Peki aslında mesleğiniz ne ya da eğitiminiz? Ben radyo televizyon sinema mezunuyum. Ama yine yabancı değil. Okulda hani okulun birinci sınıfından itibaren fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Sonrasında işte dergilerde çalışmaya başladım. Dergilerde... Çalışırken hep still life konularını çekiyordum. Çok portreci değildim. Herhalde biraz soğuk bir insanım. O yüzden fazla öyle şeyler çekemiyorum. İşte still life çekerken yavaş yavaş dergilerin yemek sayfalarını daha çok çekmeye başladım. Öyle öyle. Sonra başıma iki tane yemek ağırlıklı dergi kaldı. Sonra baktım öyle gidiyor. Böyle gidiyor. Ben de... Bir de zaten son 5-6 yıldır herhalde değil mi? Daha yoğun böyle bir sektör haline geldi. Az önce program öncesinde de konuştuk. Eğlence programları bile yerini daha fazla yemek programlarına devretti. Aynı şekilde sosyal medyada, işte yayıncılıkta da ciddi anlamda görsellik var. Ama aslında ben bir Gaziantep'te yaşamış bir dönem insanı olarak... Hep şöyle yazardım. Gaziantep'te fotoğraf koyduğumda derdim ki bu fotoğraflar gastronomi turizmine katkı fotoğraflarıdır arkadaşlar. Canınız çeksin de gelin diye derdim. Ama Gaziantep aslında, zaten öyle bir yer evet, yani. Evet öyle. Ama sizin yaptığınız işte şimdi önceden hani böyle bir geleneklerimiz vardı. Yediğini gösterilir mi, içtiğini gösterilir mi diye. Şimdi bunlar bir turizm, bir istihdam, bir sosyal anlamda yine bizleri bir araya getiren bir unsur oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani zaten onu öyle algılamamak lazım. Yani yediğini gösteriyor, içtiğini gösteriyor vesaire gibi algılamamak lazım. Çünkü
Yunus Emre bile bayağı bir zamanda, ilk zamanlar bunun şeyini yapmıştı değil mi? Evet. Yunus Emre. Ama işte hani Yunus Emre Akkor bu tarz şeyleri paylaşıyor. Hani Anadolu mutfağında kaybolan lezzetleri yeniden keşfetmemizi sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. Hani bizim mesela paylaşımlarımızdan, hani benim de mesela paylaşımlarımda pek çok farklı yemeği gösteriyoruz. Gerek hani Anadolu'dan kaybolan lezzetler, gerek hani insanların dünyadan görmedikleri lezzetleri. Hani buradan bakıp en azından ya böyle de bir yemek varmış. Bir anlamda eğitim öğretim, evet, aslında. Mesela ilham veriyorsunuz. Şey var hani siyez bulguru var işte. Evet. Bu tarz farklı bulgur cinsleri var mesela. Bu sosyal paylaşımlar olmasa biz bu bulgurları unutup gidecektik. Kesinlikle. Evet. Şimdi unutup gitmeden sözünüzü balla kesiyorum. Şefime dönüyorum. Şefim neler yaptık? Şimdi tereyağında kıymayla soğanı kavuruyorum. Kıyma rahat dağılsın diye içerisine bir miktar su ilave ettim. Kavrulunca yavaş yavaş içerisine unu ilave edeceğim. Aynen böyle unu da 1-2 dakika kavurduktan sonra üstüne sütünü, suyunu ve rendelediğim kerevizi ilave edeceğim. Bir 15 dakika, 20 dakika beraber kaynayıp pişecek. Aslında çorbam hazır olacak. Ben kerevizin aromasını çok seviyorum ki çok besleyici, güzel bir kış sebzesi. Aroması da bambaşka. Hem ete, hem yemeğe, hem pilava ayrı bir lezzet veriyor. Hem de çiğ halinde, cacığını bile yapsanız değişik bir tatta yiyorsunuz. Dolayısıyla kerevizle yapacağınız bu çorba aslında davetlerinizin baş çorbalarından olabilir. Siz kıyma sevmiyorsanız, kuşbaşı onu da sevmiyorsanız sadesini bile yapabilirsiniz. Ama burada kıymayı böyle kıtır kıtır güzelce kavuracağız. Değişik bir aroma versin diye çorbamızın içerisine serviste kullanacağız. Çok güzel. Daha bu güzel kış günlerine doğru gittiğimiz mevsimde de çorba dün de konumuzdu Mehmet Bey. Mesela çorbaları, çekimleri nasıl yapıyorsunuz? Müdahale var mı çekimlerde? Şimdi hep soruyorlar bu teknolojide aydınlatmalar, karartmalar yapıyoruz özellikle Instagram'da. Müdahale var mı? Bu soruya bir cevap alalım. Ya aslında şöyle bir şey. Yani ben normalde fotoğrafçı olarak çok müdahaleden uzak bir fotoğrafçıyım. Yani daha doğrusu sonrasında müdahaleye çok mesafeliyim. Yani halledilebilecek her şeyin fotoğraf çekilirken halledilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani ışığınızı düzgün bir şekilde kurarsınız. İşte orada biraz gölge gerekiyorsa gölgeyi orada yaparsınız. Işık gerekiyorsa ışığı orada verirsiniz. Müdahale de yapılması gerekiyorsa direkt yemeğin üzerinde yaparsınız. Sonradan işte editleme programlarında bunun müdahalesini yapmanın çok bence hani... Tabii belli bir oranda müdahale her zaman gerekiyor da. Mutlaka. Hani çok fazla yapmamak gerekiyor. Peki şey gerekiyor. Yani taze taze mi o canlılığı göstermek gerekir? Yemek piştiği anda değil mi Yunus Emre? Bu şeydir, herkesin sorduğu bir soru. Yemek piştiği anda mı fotoğraflamalıyız? O tazeliği öyle mi sağlamalıyız? Evet, yani yemeğin sonuçta bir pik anı var. En şahane gözüktüğü an var. Orada o noktayı yakaladığınız zaman güzel fotoğraf çıkıyor. Hatta yemek fotoğrafında da şöyle bir şey var. Hani... yemek fotoğrafçılığında mükemmel fotoğraf diye bir kavram yok. Yani bizim amacımız mükemmel fotoğrafı yakalamak değil. Bizim amacımız iştah açan fotoğrafı yakalamak. Oo, güzel. Bizim amacımız efendim, Mehmet Bey'i tekrarlıyoruz, iştah açan fotoğrafı yakalamak. Yani müdahale edilen değil, iştah açılan fotoğraf bizim fotoğraf anlayışımıza uyuyor. Yani... lafını kesin. Böyle ekranda görünce alıp yiyesin gelecek, evet, değil mi? Tam olarak. Dergide, ekranda. Evet. Çünkü mesela bazı yani reklam fotoğrafçıları var ve bu reklam fotoğrafçıları hani yemek kökenli demeyeyim tabii. Hani yemekle aşina değillerse, yemek fotoğrafçılığı içerisinde değillerse işte orada ışığıyla işte şurasına şu gölge düşmüş, burasına bilmem ne olmuş da çok fazla vakit kaybediyorlar ve bu kaybedilen vakitte yemek iyice ölmüş oluyor. O yemeği öldükten sonra siz ne yaparsanız yapın. Hani istediğiniz en şahane ışıkla fotoğraf çekin. Hiçbir anlamı yok. Çünkü evet. Bir şey soracağım. Işık çok önemli. Fotoğrafçılıkta bu bir. İkincisi bir de şey soracağım ama benim çok merak ettiğim bir konu var. Böyle simsiyah bir fon oluyor bazen. Arka siyah, taban siyah, yanlar siyah. Oradaki yemek fotoğraflarına hasta oluyorum. Ama ben bir türlü öyle fotoğraf çekemiyorum. Bu siyahın hikayesi nedir? O simsiyahın içerisinde nasıl? Yani mesela bir çarşaf gibi de düşünebiliriz bunu. Tamamen bir siyah kutuda düşünebiliriz ama burada nasıl fotoğraf çekilebiliyor simsiyah bir ortamda? Şimdi simsiyah bir ortamda fotoğraf çekmek için bir ışık kaynağımızın bayağı bir limitli bir ışık kaynağı olması gerekiyor. Limitli yani, derken? Yani çerçevesi belli olan şey bir ışık kaynağına anladım. İhtiyacımız var. Mesela hani... güzel bir kuzey cephesi penceresine ihtiyacımız var ama dar, hani çok geniş olmayan ve direkt gün ışığı almayan bir pencereye ihtiyacımız var.
Tabii ki hani pencere ışığıyla çektiğimizi varsayarak bunları söylüyorum. Ve hani siyah örtümüzü koyduk ya da siyah iyice emecek olan, yani özellikle kadife vesaire gibi şeyler daha da iyi emicilik. Öyle bir ışığı mı emecek? Işığı emecek. Öyle mi? Evet. Tamam. Ya da hani mesela böyle grafit bir zemin, hani iyice koyu, parlak olmayan bir doğal taş iyi bir sonuç verebilir. Bir de eğer mesela yandan çekiyorsak, tepeden değil de yandan çekiyorsak, arkaya doğru gittiği yerde ekstradan maskeler koyup o fona giden ışığı da kesmemiz gerekiyor. Böylece hani iyice siyaha doğru kaybolsun. Siyaha doğru gidiyor. Diye. Güzel çıkıyor, çok beğeniyorum ben siyah. Evet, şöyle, yemeği ön plana yemeği çıkıyor. Ön plana çıkartıyor. Peki şimdi bu kadar yemek fotoğrafıyla uğraşırken yemekle aranız nasıl diye bir soru geliyor aklıma. Yemek yapmayı seviyor musunuz? Mutfaklarınız nasıl? Ya da yaptığınız o fotoğraf çekimleri sonrasındaki tatları böyle hafif gurmeliğe doğru giden bir yön var mı? Ben daha yiyeceğim diye. Hani şeyden daha ziyade, yapıcıdan daha ziyade yiyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Hani şöyle bir şansım var. Hani ev hayatımda şöyle bir şansım var. Kayınvalidem şahane yemekler yapıyor. Oo. Ve hani çocuğumuza da baktığı için işte bir taş, iki kuş. Akşam eve geldiğimiz zaman şahane şahane yemeklerimiz oluyor. Çok o yüzden güzel. Mutfağa girmek zorunda kalmıyoruz. Ama onun haricinde yemek yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Elimin lezzeti var mı? Belli bir oranda var. Oo, çok iyi. Öldürmez. Kimseyi öldürmedi. Ama yapıyor muyum? Yok. Hani çok nadiren. Ama en azından mesela çekimlerde şey de olabiliyor. Hani yönlendirmelerim olabiliyor. Yani çünkü işleyişi mantığı bildiğim için yani çok fazla çekime katıldığım için, çok fazla mutfakta bulunduğum için ya bunu böyle yapmasak da şöyle yapsak daha müdahalelerde bulunuyorsunuz. Gibi ufak tefek müdahaleler oluyor tabii. Evet, şefime de bir yandan dönmek istiyorum. Şimdi kereviz çorbamız. Evet, yavaş yavaş hazırlıyorum. Neler yaptık? Herhalde. Önce 250 gram kıymamız vardı. Kıymayı güzelce tereyağında kavurduk. Daha sonra bir orta boy veya bir büyük soğanın yarısını ince ince doğrayıp kıymayla birlikte kavurduk. Tuzunu, karabiberini ilave ettik. Sonrasında kıymam güzelce kavrulunca ben bir parça üzerine ayırdım ki serviste üzerine dökebileyim diye kavurduğum kıymadan. Sütün unu attım içerisine. Unla bir dakika kadar şöyle bir kıymayı çevirdim. Sonrasında sütünü ve suyunu ilave ettim. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Biraz sonra kaynamaya başladıkça kıvam alacak ve içerisine bu arada da kerevizimi güzelce rendeleyip içerisine bırakacağım. Hazır krema şeklinde de koyabilir miyiz? Yani süt. Yani ben bir kutunun içerisine girmiş bir ürünü çok fazla sevmiyorum ama tabii ki de süt yerine krema da kullanabilirsiniz. Tamam. Ama normalde evde bir bardak süt varsa biliyorsun krema bir bardak süt herhalde şimdilerde 350-400 kuruşa denk geliyor ama bugün en ufak bir krema, bir bardak kadar kremayı 400'den aşağı alamıyorsunuz. Öyle mi? Onda bir de fiyat farkı diye. Kremaların fiyatından haberim yokmuş demek ki. Yani gerek de yok kremalı yemek yapmaya çok fazla. Bence de. Yok, bazı işkembe çorbasına falan koyuluyor. Bazı yemeklere gerekiyor krema hani lezzet versin diye ama bizim kendi mutfak kültürümüzde çok fazla yok. Aslında biz krema yerine mesela Antep'te bilir misin bilmem eskilerde. Dolmanın üzerine bir parça kaymak koyarlar. O kaymağın yağı dolmaya lezzet versin diye. İşte hani bu eski bir tekniktir yani kaymağı yemeklerde kullanmak. Şeyde Adapazarı tarafında bir arkadaşımız var. Aylin mesela yumurtayı çırpardı. Onu da kaymakla beraber bize kavururdu. O da çok lezzetli olurdu. Bu arada Aylin izlemiş bizi. Ona da buradan çok sevgiler, teşekkürler tüm destekleri için. Elif Candar da bize çok güzel ürünlerden gönderecek arkadaşımız. Harika bir ceviz reçeli var. Öyle İstedim. Mi? Yakın zamanda elimizde olacak. Mehmet Bey şimdi şunu da merak ediyorum. Sosyal medyayı takip ederken birçok fotoğraf haliyle görüyorsunuz. İster istemez böyle müdahale edemeyelim ama nasıl hatalar yapılıyor? Yani buradan hani biraz hem bilgilendirmek adına nelere dikkat etmeleri gerekir? Çünkü bizim hem hanımlar hem beyler hem çocuklar artık bu konuda çok ilgililer. Ya sosyal medyada yavaş yavaş gerçekten çok iyi yemek fotoğrafı örnekleri çıkmaya başladı. Hani özellikle de telefonla çekilen vesaire iyi yemek fotoğrafı örneği çok çıkmaya başladı. Ama sosyal medyada herhalde fotoğraf çekerken dikkat etmek gereken şey, hani telefonla fotoğraf çekerken dikkat etmek gereken şey,
tam tepe açıdan çekmek gerekiyor aslında bakarsanız. Bu evet. Şey değil mi? Herkes merak ediyor. Yunus Emre fotoğraf çekerken onun fotoğrafını çekmiştim. İşte hani hep merak ettiğiniz fotoğraf çekimleri böyle yapılıyor. Tepe dediğiniz yani şekilde. Bazen sandalyelere çıkılıyor, bazen masalara çıkılıyor. Ama en güzeli tepeden olan diyorsunuz. Onun da sebebi yani normalde biz fotoğraf çekerken... Fotoğraflar da gelmiş, birazdan bakalım birlikte. Biz fotoğraf çekerken genellikle teleobjektifler kullanıyoruz. Ama tabii cep telefonlarında vesairede teleoptikler yok. Hep geniş açı şeyler var. O yüzden yan açıdan çektiğimiz zaman bu geniş açı bize iyi gelmiyor. Yani şu anda bir yandan da ekranda bakıyorum. Evet. Tavuk da ne iyiymiş tavuk ya. Tavuk da güzelmiş gerçekten. Bir de bu son zamanda ahşap, renkli ahşaplar var tabanda. Tabii ki bir de stylinglik durumu var. Yani yemek stilistleri için. Hani orada mesela mutlaka kareli peçeteler, işte antika çatallar, bıçaklar son zamanda hep gördüğümüz ya da bir çiçek ve kalabalıklık fotoğrafın yani yemeğin önüne geçmeli. O konulara da biraz isterseniz değinelim. İşte nelere dikkat etmeliyiz? Şöyle bir şey var. Hani şimdi bu bugünlerdeki fotoğraf akımı artık bir fotoğrafçı olarak bizlerin fotoğraf akımı değil. Yani biz artık Amerika'daki bloggerların başlatmış olduğu bir fotoğraf akımına taklit etmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Ya da o ekolden gidiyoruz yavaş yavaş. Aha. Çünkü bu da nasıl bir akım? Eskiden hani fotoğrafın tekniği daha önemliyken artık fotoğrafın tekniğinden daha ziyade stilin önem kazandığı, yemeğin önem kazandığı ve etraftaki stilin önem kazandığı bir fotoğraf anlayışı. Çünkü bu bloggerlar işte gün ışığıyla çekiyorlar ve pencereden gelen bir ışık kullanıyorlar. Ve o pencereden gelen ışık hissini artık yakalamaya çalışıyoruz biz de fotoğraflarımızda. Hani pencereden bir ışık geliyor. Doğallık orada da koruyor aslında bir anlamda. Hem doğal oluyor hem de tabii bu fotoğraf akımı başlarken herkes çok böyle fotografik tekniklerle şeyler yapamadığı için o açığı stille kapatmaya başladılar. Hani özellikle işte yanında güzel aksesuarlar, yaşanmışlık hislerini arttırarak bu tarzı kapatmaya başladılar ve eşyaların konuştuğu bir dil oldu aslında bir anlamda. Yani böyle bir fotoğraf akımı oluştu. O yüzden hani yanlış mı? Yok, yanlış diye bir şey yok zaten. Hani eğer beğeniliyorsa, eğer gözümüze hitap ediyorsa, eğer bir sorun yoksa ortada yanlış bir şey yok. Mesela fotoğraflar gelmiş yönetmenimize de şöyle soruyorum ama Pembe Zambak diyor ki bu benim yaptığım karpuz kabuğu reçeli fotoğrafı diyor. Buradan gösteremiyoruz belki ama şu soru illa ısrar etmiş Olcay Çakırlar sevgilerini gönderiyor. Eğitim almak istiyoruz. Biraz eğitimden bahsedebilir mi? Çektiğim bir fotoğrafı da paylaşıyorum diyor. Şimdi önce karpuz kabuğu reçeli olayına değinecek olursak. Evet. Zaten burada önemli olan bir şey karpuz kabuğu reçeli yapmış olması. Evet. Bence. Pembe Hanım öncelikle direkt size karpuz kabuğu, bak şefim öyle sen mi de gör istersen. Dur çorbam taşıyor. Evet. Hop. Karpuz kabuğu reçelini yapıyor olması önemli bir etken. Bakayım. Evet. Hani çünkü. Neredeymiş? Şöyle çevirelim. Öyle mi? Evet. Şöyle istersen bir bak. Nasıl gelip bakacağım acaba? Şöyle şurada. Bir yandan da kameraya da alıyoruz da o yüzden. Öyle mi? Şurada karpuz kabuğu çekirdeği reçeli. Valla bravo ya karpuz kabuğunu yani onu dediğin gibi onu yaptıktan sonra yani bu önemli bir şey zaten ve hani zaten sosyal medyada fotoğraf paylaşmanın da en önemli şeylerinden biri insanlara aa bak bu da olabiliyormuş dedirtmek hani yeni fikirler vermek yoksa işte diğer türlü hani sizin başta bahsettiğiniz gibi yediğinizi paylaşıyorsunuz kardeşim modunda bir şey olacak hani. Bizim istediğimiz yeni bir şeyleri paylaşıyor olmak. Diğer, o anlamda güzel. Diğer soru da eğitimle alakalıydı. Yine sevgili Olcay Çakırların bir fotoğraf paylaşımı var. Kahvaltı, klasik bir kahvaltı fotoğrafı. Ama klasik dediğim hepimizin pazar günleri klasik olarak paylaştığı anlamında. Eğitime nasıl gerek buldunuz? Yok valla. Gerek yok. Olcay bir eğitim ya da hanım bilmiyorum Olcay böyle unisex bir isim. Eğitime gerek yok dedi Mehmet Ateş. Diğer fotoğraf yine burada. Günaydın. Yemek fotoğrafları bir numara sanki canlı gibi demiş. Bu sizin fotoğrafınız mı? Sizin paylaş. Benim fotoğrafım değil. Ben
gitmedi onu. Peki. Hatırlıyor musun Mehmet bütün fotoğraflarını? Efendim? Hatırlıyor musun bütün fotoğraflarını veya mesela... Vallahi bir tanesini hatırlamadım geçen gün ama genelde öyle bütün fotoğraflarımı tarzından belli oluyor değil mi? Çekim tarzından yani. Ya, tabii canım. Hani, ben böyle fotoğraf çekerim. Ben böyle çekiyorum kardeşim. Yani. Süper ya. Benim yok, yaptığım her yemek lezzetli olur. Yok hani... Şimdi, yok öyledir ama hatırlıyorum tabii. Ben fotoğraflarımı mutlaka ya insan kendi yaptığı işi hatırlamaz mı hani, ya? Mehmet tabii bu arada çok mütevazi bir kişiliğe sahip. Biz ona hani mesleğiyle ilgili bazı övgüler yapıyoruz. Hep böyle çok mütevazi yaklaşıyor. Bu da aslında onun kendi mesleği konusunda ve insan olarak ne kadar bir ileri bir noktada olduğunun bir göstergesi olarak da sağlamasıdır diyoruz. Evet, kişiliğiyle ilgili. Ben çok seviyorum Mehmet'in fotoğraflarını. Evet. Yakından evet, takip ediyorum. Siz de onu Instagram'da... Mates Fotoğraf. Yani Mehmet'in M'si Ates Fotoğraf sayfasından da Mehmet Ateş'i takip edebilirsiniz. Onun fotoğraflarına oradan ulaşabilirsiniz. Mutlaka bir gün bir yerde Mehmet'le yolunuz kesişebilir. Yemek camiasının içindeyseniz. Buluşulur. Dün kazan dedin ya çorba kazanın mutlaka ki korunması gerekir. Bununla ilgili hikaye anlattın. Bugünkü mutfak kelimemiz de kazanmış herhalde. Birlikte bir izleyelim bakalım. Neymiş biz de öğrenelim. İçini kazıya kazan yapmışlar. Vallahi değil mi? Kazgandan geliyormuş. Şimdi eski bir Türkçe kazgan kelimesinden biz böyle mutfak kelimeleri günlük belirliyoruz. Bir yandan da hani mutfak geleneklerimizi, kelimelerin nereden geldiğini anlayalım, öğrenelim diye. Tabii haliyle bir geçmiş tarih var, yemek kültürü. Bitmeyen bir anlatımı var yemek kültürünün, tarihinin. İşte siz de işin içindesiniz. Keyifli, güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum, düşünüyorum. Yemek işi bana göre dünyanın en güzel işi. Evet. Hani yemeği yapmak, servisini yapmak, fotoğrafını çekmek, kitabını yazmak, anlatımını yapmak bana göre dünyada en zevkli işlerden bir tanesi. Yemek için gezmek dünyanın en güzel işi. Mehmet de... Ye, sana... iç, gez, evet, eğlen, ama şey zaten hani işinle ilgili de çok geziyorsun. Tabii. Yani dünyanın birçok ülkesinde, ne bileyim Türkiye'nin birçok toprağında mutlaka yemek fotoğrafları çekmek için gidiyorsundur. Dolayısıyla yemeğe bulaşan insanlar hem geziyorlar hem tadıyorlar, öyle diyelim. Evet, o zaman gezme kısmını merakta bırakalım. Kısa bir reklam arasına geçelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden mutfak sohbetlerimize devam edeceğiz. Evet, içimizden gelen kaldığı yerden devam ediyor. Yeni açan ekranlarına olan izleyicilerimiz varsa bugün konuğumuz yemek fotoğrafçısı sevgili Mehmet Ateş. Ve sevgili şefimiz bugün bize kereviz çorbası, kıymalı kereviz çorbası ve çılbır yapacak efendim. Diğer ismi de Kemaliye yöresine ait mi? Evet. Yani, Kemaliye'dir diye anlatmıştın. Yok ya şey yani çılbır normalde yumurtayla genel olarak bilinse de Kemaliye'lerin yaptığı farklı bir çılbır yapıyoruz. Yeşil mercimek ve bulgurla yapıyoruz. Ama önce kısaca çorbamızı anlatmak istiyorum. 250 gram kıymamız vardı. 250 gram kıymanı güzelce kavurduk. Sonra içerisine yarım soğanı ince ince doğrayıp ilave ettik. Soğan ve kıymalar kavrulduktan sonra da içerisine bir miktar un ilave ettik. Unla da kavrulduktan sonra üstüne tuzunu, karabiberini attık. 2 su bardağı süt ve 4 su bardağı da suyu ilave ettikten sonra kaynadı. Çorbam neredeyse kıvamını da aldı. Burada görüyorsunuz. Sonrasında üzerine biraz zeytinyağı döküp servis edeceğim. Bir iki dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Şimdi yeşil mercimeklerim benim haşlanmıştı. Haşlanmış mercimeğiniz yoksa bir üstünü geçecek kadar su koyun, güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra da üzerine bulguru ilave edin. Ve tekrar aşağı yukarı bir bardak daha su ilave edip bulgurun suyu çekmesini sağlayın. Yani aşağı yukarı mercimekli bir bulgur pilavı yapar gibi bir lapa hazırlayacağız. Bu lapanın üzerine de salçalı, bol soğanlı bir kıyma ilave edeceğiz. Oo, çok sevindim. Ve afiyetle yiyeceğiz, evet. Yemek. Biraz daha değişik bir çılbır tarifi olacak. Şöyle bir karıştıracağım. Biraz tuz ilave edeceğim içerisine. Ha, bunda yumurta yok yani. Evet, bu çılbırda yumurta yok efendim. Bu çılbırda bol maydanozlu, salçalı ve soğanlı bir kıyma kullanacağız. İster içerisine karıştıracaksınız, ister de... Yavaş yavaş. Üstüne dökerek servis edeceğiz. Evet, bizim şey, Yunus Emre'nin eli biraz tuzu çok sever. Biz de hemen aman deriz. Yok yok, bu şeyle çekerken şey oluyor ya biraz. Az diyorsun. Yoksa çok tuzlu olmuyor. Evet, bir yandan şimdi, da... Şimdi bunu güzelce koyduk. Diğer tarafta ben soğanı soyup ince ince doğrayacağım ve kıymayla soğanları kavurmaya başlayacağım.
Bu arada kereviz nereden gelmiş? Kereviz nereden gelmiş? Nereden gelmiş? Bakalım. Veya neler denilmiş kerevizle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Kereviz Avrupa'da aslında Avrupa'dan geliyor. Avrupa'da da bu bitkinin uzun saplısı. Biz yani hani bazen saplarını kullanırız ya yemeklerde koku versin diye. Uzun saplısı tercih ediliyor. Doğu bölgelerinde yumru kökleri tercih edilirmiş. Büyük köklü türü geliştirilerek geliştirilerek devam etmiş. Yani tohumuyla biraz sanırım oynamışlar. Diğer tarafta Mevlana'nın bahsettiği sebzeler arasındaymış kereviz. Kerevizin etli terbiyeli yemeği yapılır. Yaprakları salata ve turşulara konurulmuş. 17. yüzyılda da turşusu yapılmaya başlanmış Osmanlı topraklarında. Ve belli isimleri var Osmanlı'da. Dağ kerevizi, su kerevizi, taş kerevizi, taşlık kerevizi ve yabani kereviz diye birçok kereviz çeşidi var. Turşucu kerevizi bizim sıklıkla rastladığımız kereviz çeşitlerinden bir tanesi. Çünkü o dönemde de turşusu çok sıklıkla yapılan bir sebzeymiş kereviz. Evet. Biz şimdilerde her ne kadar çorbasını yapıp çok sevsek de turşusu o dönemlerin vazgeçilmezleri arasındaymış. Peki sen bu fotoğrafı şöyle göstersem evet. Ne olduğunu bilebilecek misin? Bu bahar kebabı işte sarımsak. Acaba mantarı, kim yapmış bu fotoğrafı? Babam mı yapmış? Öyle mi? Evet. Sevgili Mehmet'e gönderiyor. Babam mı göndermiş? Evet. Vallahi benden de bir güzel fotoğraf diyor. Baba fotoğrafı gönderene kadar tepsiyi göndereydin de Mehmet'le yiyeydik yani. Yani. Hayır onu buraya davet edeceğiz yapacağız. Biz fotoğraftan fazla bir şey anlamadık. Anlamadık evet. Bir tadına bakmamız lazım. Yani. Evet fotoğraflar geliyor böyle. Bir yandan da sosyal medyada mesajlar var yine size. Mecihan Hanım diyor ki iki günaydın güzel arkadaşlar fotoğrafları zaman zaman Photoshop yapılıyor mu demiş. İzah etmiştik ama yine de isterseniz. Zaman zaman değil her zaman mutlaka bir şeyler yapıyoruz. İşlemden geçiyor. Ama hani çok aşırı müdahaleler değil. Sadece birazcık renk doyurma, birazcık işte keskinliğini belki arttırma vesaire bu tarz şeyler oluyor. Bir de yani ne yaparsanız yapın işte tabağın kenarında bir leke oluyor. İşte kenara düşmüş ekstra istenmeyen bir kırıntı oluyor. Duruma göre bir sinek oluyor, bir şey oluyor. Yani onları temizlemek gerekiyor tabii. Evet. Hülya Hanım günaydın bu güzel cuma sabahından diyor. Konuğunuza hoş geldiniz diyorum. Sizleri seviyoruz. Ben de fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Onun için birazcık kursa bile gittim. Doğa fotoğrafları çekiyorum çoğunlukla. Bir de aileminkileri ana olsun diye ama yemek fotoğrafçılık işi ayrı bir iş olsa gerek demiş. Şimdi aslında biraz böyle bu konuda bahsetmek istiyorum. Şimdi bir fotoğraf sanatçılığı dediğimiz bir nokta var. Şimdi siz yine orada tevazide bulundunuz. Ben bu konuda çok böyle çalışmalar yaptığım için fotoğraf sanatçısı arkadaşımız dedim. Lütfen de yemek fotoğrafçısı diye sunarsanız dedim Mehmet Bey. Böyle bir ayrım mı var? Aslında girişte de bahsettiniz. Yani sanat, fotoğraf, yemek fotoğrafçılığı. Ya, yani bu? Şöyle. Hani, sizin düşünceniz? Biz sanatkarız. Hani sonuçta bir meslek bu. Yani ben meslek olarak yapıyorum. Tabii ki hani kendim için de fotoğraflar çekiyorum, bir şeyler yapıyorum ama hani meslek olarak yapıyorum. O yüzden hani meslek olarak yaptığım şeyi hani sanat olarak değil de zanaat olarak şey yapmayı tercih ederim. Atlandım. Çünkü sonuçta hani sanatı işte hani ya kendiniz için yaparsınız ya toplu insanlar için yaparsınız bir şey için. Ama hani bizim yaptığımız şey de biz direkt müşteri için yapıyoruz mesela. Çoğu zaman hani yaptığımız projelerin çoğu müşteri için yapılmış projeler. Tamam hani sanat yaptık falan olayı olmuyor tabii ki. Ama hani şimdi orada mesela ben çok öyle düşünmüyorum. Yani mesela ben konservatuar mezunuyum. Hocalarımız derdi ki işte sanatçılık için evet bir zaman gerekir, birikim gerekir, işte arşivler gerekir, o demlenme süreci vardır. Ama siz bu işin eğitimini aldınız, bu iş için varsınız, üretiyorsunuz. Tabii ki sanatçısınız, sanatçı dayısınız derlerdi. Şimdi zanaatkarlar da yine bakırcılar çarşısında dolaştığımda direkt hep onlar geliyor aklıma. Yani ben mesela zanaatkarlığı daha şey yapıyorum, daha kendinize içselleştiriyorum diye. Ben de aynı yani şekilde bilen bilir hep zanaatkarlık bizim yaptığımız şey. Evet. Sanatçılık ayrı bir durum derim. Yani bizim yaptığımız işlerle ilgili. Ya şimdi fotoğraf işi biraz kalıcı bir şey olduğu için o yüzden belki sanat olarak adlandıran bir kesimde oluyor. Hepsine saygı gösteriyoruz. Yani siz zanaatkar mı diyorsunuz? Ben zanaatkarım. Hani tabii ki ticaret yani, var içerisinde diye mi hani, zanaatkarlık evet, gibi yani, görüyorsunuz? Sonuçta daha doğrusu ticaret değil de hani tanım olarak baktığınız zaman biz işlevi olan fotoğraflar üretiyoruz. Hani mesela bir bakır kap üretmek gibi bir şey bu. Hani muhteşem bir bakır kaptır belki. Hani gerçekten baktığınız zaman oradaki emeğe, oradaki
Türkiye'ye hani bayağı bir önünde eğilir, saygı duyarsınız. Ama hani içinden su içersiniz ya da içinde yemek yaparsınız. Evet. Çünkü hani bir işlevi vardır. Hani ben de bu işlevin öne çıkması hoşuma gidiyor aslında bakarsanız. Hani o yüzden zanaat. Hani fotoğraf gerçekten bir işe yarasın. Hani o mükemmel fotoğrafı oluşturmak da değil. İnsanlara da gerçekten açlık hissini uyandıracak fotoğrafı elde etmek o açıdan daha önemli. Amacıma çünkü ulaşıyorum diyorsunuz. Ha, evet. O zaman yeni bir soru sormuş olayım. Fotoğrafta sizin o noktada nedir yani finaliniz, zirveniz? İştah açmak mı? Görselle mi doyurmak mı? Yoksa işte o zaman zanaatkarlığa giriyor. İşte iştah açmak tabii ki yani yemek fotoğrafının olmazsa olmazı iştah açmak. Yani bunun için de aslında bakarsanız hani biraz önce sormuşlar hani nedir ne değildir falan. Hani ne yapmak gerekir falan şeklinde. Yemek fotoğrafında iştah açmak önemli. O yüzden mesela ışık rengine çok dikkat etmek gerekiyor. Hani böyle gün ışığı, gün ışığının renkleri olması gerekiyor. Hani mesela bir ampul ışığında sapsarı bir yemek fotoğrafı çektiğiniz zaman o iştahı kapatacaktır. Çünkü hani biz yani ilkel varlıklarız ve böyle kirli gözüken, pis gözüken şeyleri şahsen yemek istemeyiz. Yani yemek istemeyiz. Evet. O yüzden de iştahı kapatacaktır. O yüzden mümkün olduğunca hani doğal bir ışıkla, doğal gözüken ama yemekler. Ama ben festivalde sizin mesela hamburger fotoğrafı çekiminizi yine Sun Emre'nin röportajında izlemiştim. Maket hamburgerdi. Maket hamburger değil, tamamen. Yanlış mı hatırlıyorum? Tamamen hazırlanmış. Ya da bir şey, özel bir şey vardı. O neydi tam olarak hatırlıyorum? Hiç yani özel bir şey yok. Yani şöyle, yemek stilistiğine mesela hemen atlayacak olursak oradan. Hani bizde normalde yemek stilistliği faaliyetleri içerisinde %90'ı normal yemeği mükemmel bir şekilde hazırlamak. En fazla %10'luk bir kısmı hile hurda. Hmm. Yani o da genellikle dondurma çekimlerinde olabiliyor. Dondurmaydı galiba, dondurmaydı. Dondurma olabilir tabii. Dondurmaydı. Hamburger dediğin şey aslında şeydi, hamburgerin eti içeride biraz ufalmıştı. Kesip arkadan ve yapıp tamamlanmıştı yani normalde. Tamam. Yok ben özür diliyorum, dondurmayla karıştırdım. Ya dondurma zor bir şey olduğu için. Evet, hani eriyor diye. Erimeden çekmesi zor olduğu için. Peki şefime de dönelim bir yandan. Şimdi neler yaptık? Kıyma kavurdum. Hafif su ve zeytinyağıyla kıymayı kavurduktan sonra içerisine ince kıyılmış soğanları ilave ettim. Tuzunu, karabiberini attım. En son üzerine pul biber ilave edeceğim. Ama biraz sonra domates salçasıyla kıymayı kavurmaya devam edeceğim. Altını kapatınca pul biber ve maydanoz, ince kıyılmış maydanozu koyduktan sonra çılbırımın üst malzemesi hazır olacak. Altı içinde kullanacaktık. Burada haşlanmış mercimeğim vardı. Onun içerisine bir su bardağı da bulgur ilave ettim. Bir miktar daha su koydum. Burada görüyorsunuz mercimekli ve bulgurlu bir karışım oluştu. Şimdi altını kapatıyorum. Tamamen böyle kendi sıcaklığında kalsın istiyorum. Bu karışımın üzerine bu kıymayı dökeceğiz veya karıştırarak da yiyebilirsiniz. Bence yanına biraz da yoğurt alırsanız zaten gayet lezzetli bir ve bulguru, mercimeği, kıyması, protein değeri yüksek bir Anadolu yemeği daha karşınızda olacak efendim. Harika. Nasıl konuştum Acar? Çok güzel konuştum. Değil mi? Arada takılıyorum ama Zeynep işte Hanım, oluyor. Zeynep Hanım demiş ki Zeynep Çelik programımızda değişik konular ve konuklar olması sevindirici. Biz de zaman zaman farklı bilgiler alıyoruz. Mehmet Bey'e de selamlar demiş. Teşekkürler. Bir izleyicimiz de demiş ki acaba programın ismi tarihi lezzetler veya tarihten gelen olsa daha mı havalı olur demiş. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz biz de. Estağfurullah efendim. Evet. Yani tarihten gelebilmemiz için daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Biz nacizane biraz böyle yani bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla bazı bilgileri sizlere aktarmakla yükümlüyüz. Ama belki işte 65 yaşımdan sonra falan değil mi? Biraz daha böyle hafif zanaatkarlığın... Sanatkarlık gibi oldu senin de anlatın. Yok, zanaatkarlığın içine geçtikten sonra biraz daha belki o zaman bize bir tarihten gelen yemekler diye bir program daha çekerler i̇nşallah, herhalde. İnşallah. Biraz aksi huysuz bir adam olurum ama o dönemlerde... Yani bir şey söyleyeceğim. 65 yaş çok genç bir yaş. Ne yaptın şimdi izleyicilerimizi? Benim için yeter. Hadi çalışmak adına söylüyorum. Tabii ki 65 biliyorsun, yaş. Biliyorsun ben bu anlamda hep Hüsnü Özyeğin örnek veririm. 60 yaşından sonra kurduğu şirkette dünyanın en çok satan listelere giren bir şey vardır. Hiçbir şey için geç değildir efendim. Ya, her şey
O yüzden yani öyle hani yaş sınırlama yapmadık. Yaş yaşadığın kadar var. Ben kendim için demiş olayım onu yani 65 yaştan sonra. Çok sen de dinamik ve şey olursun. Bu arada bizim pazartesi günkü konumuz da belli oldu şeyle ilgili, sözlükle ilgili. Tolga bizim için zanaatkarı bir araştırsın. Evet. Değil mi? Pazartesi evet. Bu konuda benim de çalışmalarım var. Bunu derin ve uzun bir şekilde konuşalım. Hem zanaatkarın kelime anlamına bakalım hem de çevrenizde bildiğiniz tanıdığınız zanaatkarlar var mı? Onları bize yazsınlar. Çünkü bu sadece yemek zanaatkarlığı değil. Ne bileyim işte. Yani bu kuaförde oluyor. Kuaförde olur. Mobilyacı da olur. Bakır işçiliği de olur. Kalaycı da olur. Bunlar da kendi işlerinde zanaatkarlar. Elin işlediği her şey zanaat. Zanaat. Diye göz ve el. Ya evet hani sonuçta odur diyelim. Peki arşivleme kısmını nasıl yapıyorsunuz? Fotoğrafları seçme, fotoğrafları... ayıklama diyeyim yani bu gerçekten ayrıca bir zaman gerektiren evet. Bir durum. Ya o zor bir şey. Yani hard diskler doldur herhalde evde ya da. Ya şöyle bir şey yani tabii ben fotoğrafları çekerken RAW diye bir kayıt formatı var. Hani en ham hali fotoğrafın. O şekilde çekiyorum. Bu da çok yüksek yer kaplayan bir şey versiyonu. Ama yaklaşık 6 ayda bir RAW'ları atıyorum. TIFF'e çevirdiklerim veya JPEG'e çevirdiklerim neyse işin tanımına göre hangi formatta şey yaptıysam. RAW'lar 6 ay kalıyorlar. Ondan sonra arşivime yepyeni TIFF'lerle devam ediyorum diyeyim. Hani yoksa zaten her şeyin çöpünü sakla, şeyini sakla. Arşivcilik olmaz yani. Olmaz evet şekilde. Evet. O da ama yine oldu olmadı seçmek, kafa yormak. Evet. Şimdi eskiden filmler buna müsaade etmiyordu. Yakalayabildiğimizde çünkü ziyan edemiyorduk ama şimdi dijital alanlarda çekebildiğin kadarıyla hangisi olursa. Ben de ona hayret ediyorum. Yani ben tabii fotoğrafa kimyasal dönemde başladım. Yaklaşık bir iki ay önce şeyi inceledim. Benim ıskarta olarak ayırdığım, yani teslim etmediğim ıskarta olarak ayırdığım filmleri inceledim. O zamanlar ne yapıyormuşuz diye. Hı hı. Şu andan daha az hata yapıyormuşum. En öyle, azından onu gördüm. Çünkü hani burada daha sonradan işte 10 kare çekiyorsunuz, 20 kare çekiyorsunuz, 50 kare çekiyorsunuz. Oysa ki orada hani yemek çekiyorsanız 3 kare çekiyorsunuz. Bir artı bir eksi bir normal. Tamam. Hani bir de çatalı sağa alayım. Bir de bilmem neyi arkada bir de şişe olsun mu olmasın mı bilmem ne olsun mu gibi şeyler yok. Evet. Direkt. 3 kare çekiyorsunuz çünkü zaten film 10 kare. 10 kare değil mi? Evet sizlere yine çok selamlar var. Yurt dışından izleyicilerimiz, yurt dışından izliyoruz. Mehmet Bey'e yine adresini istemişler. Mates Fotoğraf. Evet Türkçe fotoğraf. Evet evet senin sayfandayım tamam. Şu anda. İlk ile kesin süper bir program olacaktır. Seyredeceklere iyi seyirler demişler. Buradan bize takip etmeyen izleyicilerimize tekrar Mehmet Bey'in adresini verelim. Valla inşallah ben de yakın zamanda soruları Mehmet'ten kısa bir eğitim almayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsun hayatta insan eğitilerek belli bir yere geliyor. Her konuda da eğitim çok önemli. Peki şimdi sen de gerçekten çok güzel fotoğraflar yok, çekiyorsun. Yok estağfurullah. Mehmet'in hayır, yani ben şey burada ben şey olarak söylüyorum. Güzel ayarlamalar yapıyor. Yani biz şimdi renk biraz yine karıştırıyoruz. Güzel. Hazır programlar var, şeyler var. Ve herkes sana bu anlamda da soruyor hani bir eğitim aldın mı diye. Yok. Aslında hani şey biraz bir yetenek durumu da yani. İşte sanat orada giriyor hocam. Yani şimdi ya sanat değil diyorsunuz ama göz diye bir herkese ses yani. Yok, herkeste resim yapma yeteneği yok, herkeste göz yok. Yani bu yine sanatın ama özel bir yeteneği diye düşünüyorum. Şöyle bir şey hani bu da çok eğitilebilir bir şey. Ben mesela fotoğrafa ilk başladığım zaman daha teknik bir fotoğrafçıydım. Yani tekniğe inanılmaz önem veren böyle her şey böyle tam olması gerekir bilmem ne falan şeklinde önem veren bir fotoğrafçıydım ve sıkıcı fotoğraflarım vardı. Hani daha sıkıcıydı fotoğraflar. ama sonrasında gözü hani geliştirerek özellikle mesela sosyal medyada işte Pinterest gibi platformlarda hani fotoğraf bakarak şey yaparak bu hani görselliği geliştirmiş olduk. Evet. Ve yani iyi bir sonuç, daha iyi sonuçlar elde etmeye başladık. Bu arada hani eğitimin şeyi diyorsunuz hani eğitim alacağım. Ben de mesela bu ayın sonunda bir yemek fotoğrafçılığı festivali var. Oraya gidiyorum. Nerede? Danimarka'da. Oo, yurt dışında. Orada mesela
yemek fotoğrafı nasıl çekilir workshopuna da katılacağım. Hani çünkü kendimizi geliştirmek adına yani mutlaka birisi bir şeyi anlatacaktır. Belki de benim bilmediğim, belki de hiç fark etmediğim bir şeyler de olacaktır orada hani. Peki şimdi son zamanda telefonlar biliyorsunuz çok artık ciddi anlamda çözünürlüğü yüksek hale geldi. Fotoğraf çekme noktasında hani sizin öneriniz izleyicilerimize fotoğraf makineleriyle mi olmalı, mutlaka onu tekrar aktarmalılar, bilgisayarını oradan mı düzenlemeliler, yoksa telefonla da bu işlemi sürdürebilirler mi? Ya şöyle işte telefonla, telefonla ve sosyal medya için fotoğraf çekecekseniz yani tepe açıdan çekmeniz gerekiyor gerçekten. Çünkü telefonla çektiğiniz fotoğraflarda hani yan açıları kullandığınız zaman çok fazla arka plan görüyorsunuz ve çok fazla yani gereksiz yemekten uzaklaşıyorsunuz. O yüzden hani telefonla çekeceksiniz tepe açı, ama ben yan açılardan çekeceğim öyle şeyler, hani farklı bir şeyler de elde etmek istiyorum diyorsanız o zaman mutlaka bir fotoğraf makinesi olması gerekiyor. Ama benim de şöyle bir şeyim var, sözüm var diyeyim. Yani en iyi makine yanınızda sürekli taşıdığınız makinedir yani. O zaman telefonlarla sürdürebiliriz. Evet şefim, son dakikalarımıza doğru geldik. Öyle neler mi? Yaptık? Bitti mi program? 2-3 dakikamız var, size yeter mi sanırım? Bana yeter, daha tabii de 2-3 dakika. Evet, çok güzel görünüyor bu arada. Öyle mercimek, mi? Bugün anneannemi de almış oldum. Ama bir günde sadece böyle mercimek pilavı yapalım. Mercimekli bulgur pilavı. Evet. Onun üzerine güzelce de soğan yakarız. Evet. Böyle simsiyah olur. Rahmetli babaannem yapardı. Aynen. Yaz günündeysek de tabağın ortasına doldurdu. Kenarına da soğuk bir ayran dökerdi. Soğuk ayranla sıcak pilavı rahmetli babaannem yerdi. Şimdi yer mi bilmiyorum ama tabii. Allah rahmet eylesin. Böyle bu şekilde hiçbir şekilde yağ koymadığımız bulgur ve haşlanmış mercimeğin üstüne bol soğanlı kıymamızı ilave ediyoruz. Efendim bu da Kemaliye'nin çılbırı, biraz daha değişik, yumurta kullanılmadan yapılan bir çılbır tarifiydi. Ben de tavsiye ediyorum sizlere, son derece lezzetli gözüküyor. Nilay, senin kıymanı sade mi ayırayım? Öyle mi? Tamam. Nilay da. Sevgili mahkezimiz bugün yukarıdan elinde tabağıyla geldi. Görünce nasıl bir evet dedi ki? Demek ki sabahtan beri açın Nilay yukarıda. Ama yani çok çalışmaktan, koşturmaktan evet. Bazen unutuyoruz, her ne kadar yemek kanalı da olsa ara sıra. Zaten incecik, zayıf. Evet. Gerçekten. Neler yaptık efendim? Şimdi neler yaptık? Çılbırımızı anlatalım. Haşlanmış mercimeğimiz vardı. Onu ocağa koyduk. Üzerine bir su bardağı iri bulgur ilave ettik. Bir buçuk bardak da su ilave ettik. Sonra tuzunu attık ve güzelce bir lapa haline gelmesini sağladık. Lapa da çok fazla olmadı ama yani suyunu çektirip bulgurun pişmesini sağladık. Üstüne de bol soğanlı kıymayı hafif pul biber ve maydanozla karıştırıp üzerine ilave ettik. Diğer tarafta da kereviz çorbamız vardı. Kıymayı kavurduk soğanla birlikte, içerisine bir miktar un attık kavurduktan sonra, tuzunu, karabiberini attık. Sonra 2 su bardağı süt ve 4 su bardağı suyla birlikte bir kerevizi rendeledik. Beraber 20 dakika pişti. Sonra üzerine hafif soğuk bir zeytinyağı ve biraz karabiber çekerek çorbayı da servis haline getirdim. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Evet. Öyle program yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Öyle mi? Ben bitiriyordum az daha. Yok, özet bir tarif alalım diye size 3 dakika deyince dedim ben de herhalde program bitti diye. Yavaş yavaş geliyoruz. Mehmet Bey'e öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mehmet, çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık valla. Süper bir sohbet oldu. Devamını bekleriz. Yeni sezonda Danimarka'ya bir git gel, bir eğitimlere girip çıkalım sonra. Bir de şey yaparız tekrar programı. Evet. Genç arkadaşlara son olarak önerin ve tavsiyelerin özetleyecek olursak, yemek fotoğraflarını tepeden çekiyoruz. Elimizdeki telefonla çekiyorlarsa, evet. Telefonla çekiyorlarsa, başka önerileriniz? Yani bol miktarda fotoğraf incelemek gerekiyor gerçekten. Hani bu işin en önemli şeyi bol miktarda fotoğraf incelemek gerekiyor ve yemek konusunda da denemekten çekinmemek gerekiyor. Hani çünkü tadını bilmediğin şeyi iyi bir şekilde çekemiyorsun. Evet, gerçekten. Evet. Evet, bilmediğin, inanmadığın hiçbir şeyi satamayız diyoruz o zaman bir pazarlama cümlesiyle. Ben gidiyorum. Bugün de evet finale geldik. Ben bugün Adana'ya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hafta sonu Adana'dayım. Oo, gelsin kebaplar, gelsin kebap fotoğrafları. O zaman Adana'dan elim boş gelme. Bakalım pazartesiye şefimiz Adana'dan bize neler getirecek. Ciğer kebabıyla gelirim. Evet, güzel bir hafta sonu olsun diyoruz efendim. Hepinize iyi tatiller, güzel günler diliyoruz. Pazartesi yine aynı ekranda ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hayatın tatlarını kaçırmayın, içinizden geldiği gibi yaşayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.